Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu üretme çalışmalarının ilk ürünü TürkSat 6A'nın serüveni resmi olarak 15 Aralık 2014 tarihinde başlamıştı ve artık geri sayım başladı. Bu gece Türkiye saatiyle gece yarısında 00:20'de uzaya fırlatılmasıyla tarihe geçecek. Şimdi detayları alacağız. A Haber muhabiri Merve Pekmez detaylarla karşımızda. Merve, kolay gelsin. Teşekkürler Tahir İnan. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A için artık nefesler tutuldu. Yalnızca saatler kaldı. Gözler ise gece yapılacak olan fırlatmaya çevrildi. Biliyoruz ki bir ay öncesinde, yani 4 Haziran günü TUSAŞ yerleşkesinde TürkSat 6A uydumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstüne başarılı bir şekilde gönderilmişti ve Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada fırlatma tarihi için Temmuz ayının ilk haftasına işaret etmişti ve artık gözler bugün 00:20'de Türkiye saatiyle gözler o fırlatma anına çevrilmiş olacak ve artık TürkSat 6A uydumuzda ait olduğu yere ulaşmış olacak. Bizler şu anda TÜBİTAK Uzay ODTÜ yerleşkesindeyiz ve hemen karşımızda TürkSat 6A'nın bir modeli bulunuyor. 1/3 ölçeğinde bir model bizleri karşılıyor. Yani bu modelin tam da 3 katını hayal edebilirsiniz. Şu an karşımızda olan model tabii elbette ki aynı ölçekte değil, belirttiğim gibi 3 katı büyüklüğünden söz ediyoruz. 4200 kilogram ağırlığında ve her bir kanat açıklığında 12 metre olduğunu söyleyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı çatısı altında 2014 yılında çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen TürkSat 6A'nın serüveni bu gece taçlanmış olacak. Elbette ki tabii herhangi bir olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmaması durumunda biz de dileyelim ki bugün belirtilen tarihinde artık ait olduğu yere uzaya ulaşmış olsun uydumuz. Tabii bu gece elbette ki tarihi bir ana daha tanık olacağız. Fırlatma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katılacak ve fırlatmanın hemen ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video mesaj yayımlaması bekleniyor. Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı TürkSat 1B ile 1994'te başlamıştı ve artık tarihlerimiz 2024'ü gösteriyor. TürkSat 6A uydumuzla aynı zamanda baktığımızda bir aslında diyebiliriz. Şunun altını çizmekte fayda var. Girmesiyle birlikte yaklaşık 5 milyon hizmet verilmiş olacak. TürkSat 6A ile mevcut hizmet ve Pakistan, Tayland, Malezya ve Endonezya TürkSat'ın kapsama alanına girmiş olacak. Uyduların ulaştığı nüfus 1,5 milyon.